Kanka, kızım ne yazıyorsun sen? Yardım etsene annene. Batur Alp Hoca abime ödev vermiş de onu yazıyorum baba. Sana ne Batur Alp Hoca'nın verdiği ödevden? Samim Sıpası niye kendi yazmıyor? Ah çocuğu bir görsen anacığım. Eli kolu öyle bağlı. Nasıl bağlı lan? Ha, geldiğimden beri ondan ortalarda görünmüyor demek ki. Şşt, lan Samim, gelsene sofraya, seni mi bekleyeceğiz? Geldim işte baba, tamam. Oğlum, ne bu halin ya? Batur Alp Hoca dersten kaçıp kızlarla gezdiğim için işte böyle ceza verdi baba. İyi yapmış. Hadi yemeğini ye. Sıdıka, nasıl gidiyor yazma işi? Doğru yazıyorsun değil mi? Bir daha hocamdan izinsiz parka gitmeyeceğim yazacaksın. 1000 kere. Biliyoruz biliyoruz da bu Batur Alp Hoca garip bir insan galiba. Madem 1000 kere bu cümleyi sana yazdıracaktı, niye elini kolunu bağladı? Çok saçma bir uygulama. Valla ben de anlamadım Sıtıka ya. Kendisi çok derin ve anlaşılmaz bir insan. Çok ayıp ettim ona, çok. Çok. Bana bak, hadi çöz ellerini de yemeğini ye. Biz Batur Alp Hoca'ya bir şey söylemeyiz yavrum, hadi ye. Çözemiyorum ki baba ya. Batur Alp Hoca 39 numaralı yaşamsal noktama dokunup kilitledi beni. Nasıl kilitledi? Sen şimdi oynatamıyor musun elini kolunu çocuğum? Oynatamıyor tabii baba. Bak seyret şimdi. Dur ya. Bak ellerim çözülünce göreceksin sen, gitmem ha. Bırak ya. Bak sofrada doğru durun lan, gel bakayım. Samim hakikaten lan nasıl bir şeymiş bu ha? Bakayım bir. Acıyor mu lan? Yeter ama ya. Sakin oynamayın çocukla canım. Bana bak kız. Gel sen buraya. Ben oğluma yediririm mamasını. Mama. Yedir. Aman da aman. Hadi bakayım. Aç bakayım ağzını sen. Ökmek, ökmek. Bak ne diyeceğim. Hay, şu hocan sen nerene dokundu bana bir göstersene. Arada bir babana dokunup şöyle bir rahat yüzü göreyim Samimciğim ha. Ya anne sen bu işi öyle kolay mı zannediyorsun? Yıllarca çalışılıyor bunu öğrenmek için ya. Canım yaklaşık olarak bir yer söyleyiversen bana. İlle de usta işi olması gerekmez Samim. Yani bir müddet tesirsiz kılsa yeter. Ensemde bir yerlere dokundu ama sen uğraşma boşuna, beceremezsin. Ense de? Oğlum ben sana bir önlük getireyim. Dur çocuğum. Lan manyak mısın? Ne yapıyorsun arkamda öyle? Sinek kondu da Zekeriya, onu kovalıyordum anacığım. Yok bir şey. Merhaba salon. Sağ ol. İyi bayramlar salon. Sağ ol. Oo hocam hazırlandınız mı? Biz de çocuklarla bayramlaşıyorduk. Kim bunlar Batur Al? Oğullarım mı? Altıncıdan sonra bakımı çok zor oluyor bunların. Daha fazla yapma iyi mi? Olur mu hocam? Bunlar salonumuzun öğrencileri. Bayramlaşmak için toparlandık. Ha, öyleydi değil mi? Merhaba Refik. Sağ ol. İyi bayramlar Refik. Sağ ol. Hocam bekleseydiniz de çocuklar bir elinizi öpseydi. Boş ver şimdi, hepsiyle tek tek uğraştırma beni. Ha, Gonca Gülüm de geldi zaten. Geliyorum minik kuşum. Geliyorum. Suyla badale. Unutmayın. Bugün toplu şekilde apartman yengesini ziyarete gideceksiniz, tamam mı? Bütün şekerlerini bitirin o cadının. Aferin sana. Berhudar ol, sana da iyi bayramlar. Hocam beni artık çözeceksiniz değil mi? Elbette Samim. Ben verdiğim sözü her zaman yerine getirmişimdir. Umarım aklın başına gelmiştir. Dön bakalım. Sağ olun hocam. Bu çok iyi geldi. Benim şimdi hemen eve gidip kız kardeşimle işimi halletmem gerekiyor. Kilitli halimi sürekli istismar etti ama hocam. Ben de onu geçici olarak kitlemeyi düşünüyorum. Döviz sporunda kız kardeşe el kalkmaz Samim. Daha 39 numaralı yaşamsal noktana dokundum. Dilersen diğer noktalarında ne işe yaradığını gösterebilirim. Yok hocam ben almayayım. Eğer vaktiniz varsa bugün sizinle bir çay bahçesine gidelim Gonca Gül Hanım. Bilemiyorum Şönlü Bey. Evde kalacak bir sürü etim var. Hele onları bir halledelim de. Ayol ne oluyor? Oğlum, ay kendinize gelin çocuklar. Gonca Gül teyze iyi bayramlar. Öpeyim. Ay sana da çocuğum. Hocam. Çekeceğin işte. Hadi. Ağzım. Hadi görüşürüz. Bakın Gonca Gül Hanım. Bir dakika kızım. Sizden çok önemli bir ricam var. Artık buraya olur olmaz zamanda hele yanınızda bir genç kızla bir daha gelmeyin buraya. Çünkü görüyorsunuz burası erkek kaynıyor.
Bu Batur Albun Refik isminde bir sürü oğlu var.